Ticaret Borsası İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin açıklanması üzerine bir basın açıklaması yapan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırısı altında olmasına rağmen yürüyüşüne kararlı adımlarla devam ediyor dedi. İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, İSTİB'in çalışmaları hakkında Genel Sekreter Vekili Şule Karadeniz'den bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in 8-12 Eylül 2018 tarihlerinde Sudan'a gerçekleştirdikleri resmi ziyaret kapsamında düzenlenen ticaret heyetinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da yer aldı. Başkan Kopuz, bakan ve bakan yardımcılarıyla düzenlenen tanışma ve sohbet toplantısıyla Sudan Türkiye Ekonomi Forumu'na iştirak ettiler. İstanbul Ticaret Borsası Darül Aceze tarafından gerçekleştirilen bir dolu medya gösterisine destek verdi. İstanbul Ok Meydanı Darül Aceze'de gerçekleştirilen etkinliğe İSTİB'i temsilen Meclis Başkanı Bülent Kasap ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada Darül Aceze'nin tarihi ve misyonuyla kültürümüzde çok derin bir yeri olduğuna dikkat çeken İSTİB Meclis Başkanı Bülent Kasap, bu kurumu inşa ettiren 2. Abdülhamit Han başta olmak üzere bugüne kadar emeği geçen herkesi minnetle anıyorum dedi. İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanları müşterek toplantıda bir araya geldi. Toplantı İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih Al, Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Altuntaş, Genel Sekreter Vekili Şule Karadeniz ve Genel Sekreter Yardımcısı Taha Enes Şener de hazır bulundu. İstanbul Ticaret Borsası'nın Eylül ayı toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, son zamanlarda yaşanan ekonomik saldırıların alınan tedbirlerle etkisiz hale getirileceğine inandığını belirterek, bir taraftan ard arda açıklanan teşvikler, diğer yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin işbirliğiyle verilecek düşük faizli kredilerle zor zamanların aşılacağını söyledi. Koyunseven, ABD kaynaklı ekonomik saldırıların yol açtığı kur dalgalanmaları, haliyle bazı özel sektör kollarında belirsizlik ve üretimde tedirginlik yaratıyor. Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş, fiyat istikrarını sağlamaya destek olacak ve finansal istikrara da iyileştirici yönde etkisi olacaktır, dedi. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı hakkında yaptığı değerlendirmede, beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu artışın, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda net bir mesajı ortaya koyduğunu belirtti. Başkan Kopuz, bu mesaj çerçevesinde reel sektör olarak beklentilerinin bu adımın döviz kurları üzerinde orta ve uzun vadede parasal istikrarı sağlaması olduğunu belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Berlin'de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın 13. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldılar. Hisarcıklıoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye ile Almanya arasında bir köprü görevi üstlendiğini, entegrasyonu kolaylaştırmayı, girişimciliği özendirmeyi ve Almanya'da faaliyet gösteren üyelerine hizmet sunmayı amaçladığını söyledi. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın genel kurulu için bulundukları Berlin'de temaslarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz'la beraberlerindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyeti
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Ali Kemal Aydın'la görüştü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve beraberlerindeki heyet, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını söyledi. İstanbul Ticaret Borsası ve KOSGEB işbirliğinde düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda verilmeye başlandı. 15 Eylül 2018 tarihinde başlayan eğitimde, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar konularına yer verildi. 30 kişinin katıldığı eğitim, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Ahu Tuğba Karabulut tarafından veriliyor. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanan yeni ekonomi programını değerlendirdi. Başkan Kopuz, yeni ekonomi programı içinde bulunduğumuz ekonomik savaşta yeni ve güçlü bir taarruz planı ortaya koyarak, küresel piyasaların ve yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini perçinlemiştir şeklinde konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Emekli Sandığı Vakfı TOBBES Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdüründen oluşan bir heyetle İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Basın İlan Kurulu Olağanüstü Genel Kurulu, Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni temsilen Genel Kurul üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz da katıldı. İktisadi Kalkınma Vakfı İstanbul Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından iklim değişikliği paneli gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Ticaret Borsası Araştırma, Proje ve İş Geliştirme Şubesi personeli de katıldı. İSTİB Akademi yeni eğitim dönemi hazırlıkları başladı. Yeni dönemde İSTİB üyeleri arasında düzenlenen anketler doğrultusunda belirlenen 8 ayrı konuda eğitimler verilecek. 15 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek eğitimler için başvurular alınmaya başlandı. İstanbul Sanayi Odası 35. Grup Plastik Ham Maddeleri ve Plastik Enjeksiyon Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Ömer Karadeniz ve beraberindeki heyet, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'u makamında ziyaret etti. Toplantıda güncel ekonomik ve sektörel değerlendirmeler yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 20. Türkçe Konuşan Girişimciler Toplantısı 5 Ekim 2018 Cuma akşamı İstanbul Ticaret Borsası Tescil Salonu'nda İSTİB'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında bir konuşma yapan İSTİB Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, korumacı politikaların arttığı bu dönemde bizim yapabileceğimiz en değerli yatırım, aynı dili konuştuğumuz girişimcilerle yapacağımız yatırımlardır. Türkçenin birleştirici etkisi ve girişimcilik ruhu bir araya gelince ortaya çok yararlı işler çıkacağından hiç şüphem yoktur dedi.